Demek ki hayallenmiş insan. Daha hiç hayali bile yokken insanların hayalinin ötesine geçmiş ya da onu gerçekleştirmiş, kendisini gerçekleştirmiş bir insanla karşılaşmak çok lazım. İşte bunu düşünmeliyiz. Yani bir hayali sahip olmak, kendisini olarak gerçekleştirmek ve sonra onun ötesine geçebilmeye çalışmak. Bir kez de şunu diyebilmeliyiz. Evet, ben hayalimi gerçekleştirmiş biriyim. Ben kendimi gerçekleştirdim. Şu an karşımızda hayallerimi gerçekleştirmiş, hayallerimin ötesinde biri görüyorsunuz. Diyebilmemiz lazım. Bu muazzam değil mi? Çok büyük bir, bize cesaret veren bir şey. Böyle birini görebilmek. Umarım bu insanları görebiliriz. Bu çok değerli kendini gerçekleştirmek. Buyurun lütfen. Ben biraz böyle kelimelerle anlatayım. Arayışta sorgulayan, yorgun ve karma karışık hisseden biriyim. Ve bu arayışta biraz kendimi biraz iktidar gibi görülebilecek ama Machiavelli'nin Prens kitabında gibi görüyorum. Her yolun mübah olduğu bu arayışta. Yorgunluktan kurtulmak, karmaşıklıktan. Güzel, her yolun mübah. Bunu ben seviyorum çünkü bu Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde İvan Karamazov'un Tanrı yoksa var her şey mübah diyor. Evet, doğru. Yani senin üstünde aslında bir güç yok. Sadece seni yönettiğini söyleyen kimseler var ama sen onların gerçek yöneticileri olarak kabul etmeyebilirsin ve senin için her yolun mübah olabilir. Arayışta olduğum için, yani sorguladığım için. Evet, arayış. Filozof çağrı tutun bu arayış. Kendimizi aram, kendini bil sözüyle bu. Apollo Taplan üzerine yazılan Notis Sauton. Kendini bil. Sokrates bunu değiştiriyor ve kendini gör diyor. Çünkü kendini görmek daha etkili bizim için. Çünkü biz görmekle daha çok deneyim sahibi oluruz. Platon diyorlar ki katan düşünceleri çünkü gördüğümüz şeyler gibi. Hatta Türkçe'de senin görüşün ne diyoruz ya da senin düşüncen ne diyoruz. Aynı şey düşünceyle gördüğün şey olarak görüş ya da kendini gördüğün, düşünmek istediğin, üzerinde durmak istediğin şey. Umarım kendini gerçekleştirebilirsin yani. Umarım zahmet görebilirsin. Oraya kadar mübah olanları yapmaya çalış. Yani her şeyi yapmaya çalış. Çok önemli. Yani bu bir cesaret. Kendini engelleme çünkü faşizm aynı zamanda otosansürü içimize yerleştirir. Buna Amerika'nın şu an en önemli filozof olarak gördüğüm Friedrich James'in caydırılmış olmak diyor. Baudrillard'la beraber. Jean Baudrillard'da kosmolarizmi tanımlar, simülakralar ve simülasyonlar kitabında bugünkü çağdaş insanları caydırılmış, caydırılmış kimseler olarak tanımlar. Dolayısıyla hepimiz caydırılmış kimseyiz. Caydırılmış olduğumuz alanları keşfedip orada atılım yapmış olmamız gerekiyor. Orada atılım yapacağız. Cesaret kendini bunun için son derece önemli. Sokrates'in üzerinde durdum. Yani bu yüzden hani yorgunluk ve karmaşıklığı da ekledim. Çünkü bundan vazgeçmek de istemiyorum. Ne kadar yorgun olsam da şey olsam da bundan vazgeçmek istemiyorum. O yüzden yani cesaretin de tam anlamıyla onun ne olduğunu da tam çözmüş değilim. Nasıl bir cesaretten söz ettiğimi de biliyorum. O yüzden... Sana Platon'un Lakes yorumunu öneririm. İkincisi de Aldo Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanı. Aldo Huxley'in Cesur Dünya Romanı'nda bu dildiğin şeyden de bahsediyor. Ve zaman olursa Baudrillard'ın Simülakralar ve Simülasyon kitabında okuyabilirsin. Sen çok yorgun yaparsın. Tüm bunları tavsiye ettim ama. Hayatını kararttı zaten. Ya da İzmir'deysen, ya da İzmir'deysen benim okula gelirsin. Birlikte sohbet ederek daha rahat, daha konforlu bir şekilde. O zaman okumana gerek kalmaz, sadece dinlersin. Hatta umursun. Bazen gözünü açmıyor, söz verirsin. Yıldırlar daha iyi olur. Peki buyurun. Ben Gönül ismi. Ben de geçmişten şu an olduğum yere baktığım zaman kendi hayatımda bayağı bir yol kat ettiğimi görüyorum. Güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Şu an birinci dönem bitmiş. İkinci dönemde yeni şeyler, yeni meraklar, neler öğrenebilirim. Şimdi olduğunda iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ama bundan daha iyi bir insan nasıl olabilirim? O yolculuğun içindeyim. İyi görüyorum kendimi. Evet, bravo. Siz tam Sokrates'in aradığı insanlardan birisiniz.
Elimize de, elimize de öpüyoruz. Evet, evet, çok değerli. Elimize de. Hemen yazabilirim. Tabii daha iyi ismini yapmak. O zaman can sıkıntısı nasıl yenebilecekleri hakkında insanlara öneri verebilirsiniz. Bu konuda önemli verirsiniz. İşte genç arkadaşlarımızda. Öneriniz var mı? Yoksa sadece kendisiyle ilgili. Yok, kendime bir şeyler yapıyorum. Sunmaya çalışıyorum, yazılar yazmaya günlük veya geçmişte dertlerim var. Belki şimdi mutlu bu dertlerine döndür. Evet, çok şey. Evet, aslında sizin ne yapıyor olduğunuz bir öneridir aynı zamanda. Evet. Yani, çünkü bunları yaparak kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendisini, insanların kendilerini geliştirdikleri konuda yaptıkları şeyler aslında diğerlerinin de neler yapabileceği konusunda bir öneri de olabilir. Böyle resim yapmak dediğiniz, günlük tutmak, yazı yazmak. Yazı yazmak başlı başına can sıkıntısı bir şey. Çünkü can sıkıntısı hakkında ne yazabilirsiniz? Can sıkılmıyor zaten. Evet, evet, bu Gonçalo Oplomov romanı. İşte can sıkıntısı hakkında. Hatta sürekli yatan biri var Oplomov. Ama o can hiç sıkılmıyor gerçekten. Çünkü inanılmaz bir hayal dünyası var. Gözünü kapattığında yaşamak istediği dünyaya gidiyor. Bu bakımdan Oplomov aslında çok çalışan biri bir hayal dünyasında. Öyle tanıdığı gibi tembel biri değil. Yani yatan insanlara niye tembel derler? O bakımdan anlamıyorum. Yorgun bir insan. Hapishanede uyuyorsun demiyor. Ama bunlar olumlu şeyler, yaşamsal şeyler. Teşekkürler. Bunlar bir öneri aynı zamanda. Okumak, yazmak, günlük tutmak, sanat yapmak. Buyurun. Ben toplumun verdiği rolleri çoğunun kabullenmiş birisiyim. Kendimi anne, öğretmen, öğrenci olarak tanımlayabilirim. Bu zamana kadar ki tabii içselleştirdiğim işte bu düşüncesi vardır bende. Bir şey yaşadığımda ya da biriyle tanıştığımda, bir şey okuduğumda işte bu dedirtiyorsa oradayım. O rolü alıyorum hemen, kabulleniyorum, kendimi ona adıyorum ve devam ediyorum. Dolayısıyla normal toplumsal rolüm bende. Evet, bravo size. Albert Camus'a sorduğunuzda, yani size baktığında birçok rol oynuyorsunuz. Bir sanat yaşama aslında bu. Mesela birçok kişi tek bir yaşam yaşar, siz birçok yaşamını yaşıyorsunuz. Onun için Camus burada niteliğe değil, niceliğe önem verir. Çünkü birçok kimseyi canlandırıp sahnede ve kısa süreli aralıklarıyla sahnede canlandırıyor ve öldürüyor. Sonra başka bir bölümde başka bir karakter canlandırıyor. Bu bakımdan bir canlandırma işi aslında sanatsal bir iş. Tabii burada rolleri ya da oynamak istediğiniz rolünü siz kendiniz kurarsanız daha zevkli olabilir. Tabii o artık yazarlık ya da bir tür drama yazarlığına girebilir. Öyle bir oyun yazabilirsiniz kendiniz için ya da başkaları için. Yaşamayı tercih edenler benim, yazmayı tercih etmeyenler benim. Yani mevcut rolleri ya da oynadıktan sonra kitap adını bulma olabilir. Bazı kitaplar da öyledir. Bize farkında olmadan içinde bulunduğumuz roller olabilir. Ama sonradan hakkında düşündüğümüz zaman evet yani bir rolü oynadığımızın farkına varabiliriz. Böyle birçok roller var. Bunlar birçok kişi canlandırabiliyoruz. Kendimizde. O aslında kendimizi yaratıyoruz burada, kendimizi yoğurtuyoruz. Ama işte istediğimiz biçimle karşılaşabilmek için, yani kendimizi istediğimiz bir kimse olarak bulabilmek için bu rolleri belki daha önceden farkına vardır şeyler yapmak yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ben o yolculukta, kendi olma yolculuğunda bulduğum ve kalmak istediğim şeyler söylediklerim. Yani o yolculuk tabii ki devam ediyor. Hepimizinki devam ediyor. Kendi olma yolculuğu. Ama tamam bunu alıyorum. Bunu sevdim. Bu hayal ettiğim bir şeydi. Ya da beni tanımlıyor. Dediğim duraklar onlar. Sevdiğim duraklar. Evet. Zaten bir tren yolculuğu değil. Hararet'i önerirse o düşünce trenleri diyor. Burada düşünce tarihi bir insanlığı uğradığı bir
şey, bir kent var ve o kent içinde hareket ediyoruz. Biz istediğimiz duraklarda iniyoruz. İstediğimiz trene biniyoruz. Burada örneğin aydınlanma ve iyileştiri treninde gidiyoruz birlikte. Burada, şu an buradasınız. Peki, evet oradan devam edelim. Aysun. Ben biraz metaforik bir şekilde açıklayacağım ne olduğunu hissettiğimi. Ben kendimi kirpi gibi hissediyorum. Yani arayış dedi, arayış değil, isim olarak değil de fiilen arayan birisi olarak hissediyorum. Yani sürekli sanki fıtı bir şeyleri arıyorum ve bulacağım o şeyi. Böyle bir... yani sürekli böyleyim. Böyle hissediyorum kendimi. Bu da bana kirpiyi andırıyor. Kirpi, evet. Evet, kirpi. Ben Grimm kardeşlerim kirpi ve tavşan nasıl olduğunu biliyorum. O da kirpi varlığı temsil ediyor. Yani bizim aslında düşüncemizi temsil ediyor. Yavaş hareket ediyor. Evet. Ve kendisini koruyabiliyor ve evinin kaplumbağa gibi kendi yanında taşıyabiliyor. Böyle bir şey. Ve sürekli yollarda. Evet. Ve sürekli hareket halinde. Sanki böyle kutlayarak sürekli arıyor yani. Gece evet. Ama o sürekliliğini benzetiyorum. Peki yani boğuşma gitti. Mesela kirpi, zihnim kirpi. Yani filan böyle fıtı ilerliyor yani. Seslendiğimizi. Genelde biz diğer türleri kendimize benzetiyoruz. Ama burada bir insanın kendisini diğer türlerden birine benzetmesi muazzam bir şey. Genelde biz sirkleri biliyoruz. Sirklerde diğer türler insan taklit yapmaya zorlanmış durumdayız ve işkenceden geçirerek yapıyoruz bunu. Ama tam tersi olmalı bence. İnsanlar diğer hayvanların taklitini yapabilecekleri sirkler kurmalıyız. Hatta o insanlar uzun bir eğitim aldı bunun için. Diğer türleri taklit edebilmek için. Böylesi daha uygun olabilir. Kendimizi öyle daha iyi tanıyabiliriz. Yani bizim gibi olmayan bir şeyi taklit ederek kendimizi tanımlara sağlayabiliriz. Bana bunu düşündürdü. Zaten ne diye sordunuz, ne? Bu kimsiniz siz diye sormadınız mesela. Evet. Nesne de diyebilirim, bir obje de olabilir. Yani neyim ben? Tabii kendisi böyle düşününce, kimsiniz deyince direkt insan olarak kendimizi nasıl görüyoruz? Bu insan kalıbına sıkıştırıyoruz yani o anlamı. O nedenle ne sorusuna... Evet, kendisini öyle görüyoruz. Bundan sonraki cevaplar çok şaşırtıcı olabilir bence. Çünkü insanın dışına çıkıyoruz. Antropomorfik olmaktan vazgeçiyoruz bu yaşamadan sonra. İnsanı bulmak çok zor. Onun için Sinoplu Diyojen girdiği her yerde yüksek günsel günleriyle arayışta ve insan hakkında söylüyor. Çok kalabalık bir yerden çıkıyor Diyojen. Onu gören kişi soruyor, orada insan var mıydı? O da insan bulamadığım için çıktım. Bunu hatırlattı bana. Şu bloktan sonra buraya geçelim isterseniz. Buyurun. Ben kendimi sıvı olarak görüyorum. Yani doğal kalmak istesem de, kendim gibi kalmak istesem de bazen atılan şeyin o kaba uyuyormuşum gibi ister istemez gerilimi aşmaya çalışıyorum. Bir kalıba uyumak istemiyorsun. Onu aşmak istiyorsun. Kendini biçimlendirmek istiyorsun. Her durumda belli bir kalıbın içinde kendisi buluyoruz. Biçimleri azalıp buluyoruz. Belki Platon'un idelerinden bir takım filozofların vazgeçmesinin nedeni antirealist diyoruz onları. Yani örneğin belli bir kalıp var ve sonra o uyum sağlıyorsun. Sadece uyum sağlayabilirsin.
zaman realistsin. Realist, aynı şey gibi, ilk öğretimde resim dersine başlayan öğrenci, hocanın koyduğu o şeyi aynı şekilde taklit edilmelidir. Başka bir şey yaparsa o resim olmaz ya da o onu öğrenemez. Eğer o eğitimde, o esnada hoca eğer sadece tekniği öğretiyorsa haklı, ama hoca orada sanatı öğretiyorsa haksız. Çünkü sanat her şeyi tekrar etmek değil, sadece öğretmek değil, o sadece bir teknik olabilir. El becerisini, motor mekanizmaları güçlendiren şey olabilir. Ama belli bir süre sonra sadece önüne koyduğu şeyleri taklit etmekten artık kendi hayal gücünle yeni bir şey çiz diyebilmeli. Ve demese bile hoca, öğrenciyle yapmamış. İşte sen hocalarınızın. Yani antrealist. Antrealistler, örneğin Antre Breton senin adamın. Onu unutabilirsin. Tüm izlenimciler, Rilke, Cézanne, Edouard Munch, bunlar da seni destekler. Bertolt Brecht, özellikle tiyatroda onun oyunlarına hayran kalacağını düşünüyorum. Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Operası'nı okuyabilirsin, muazzam diyeyim. Arturo'nun önüne bir yükselişi, bunları tavsiye ederim sana. Tabii modernitenin tüm yazarları ve sanatçılarını okuyabilirsin. Hepsi antrealist. Modernizm zaten 1830'lardan başlayarak antrealizm ortaya koyuyor. Yani bunlar anti-platonist aynı zamanda. Şimdi ben buraya Platon'u övmek için geldim ama şimdi Platon'u eleştiriyorum. Ama eleştiriyorum ya da olumsuz olabilir. Bunlar da olumsuz eleştiriler. Şimdi ben bahsettiğim konu bu bana değil, Platon. Onun için ben onun hakkında konuşmakta özgürüm. Teşekkürler. Peki antrealizm hatırlattığınız için teşekkürler. Siz konuşmuştunuz. Buyurun. Ben kendimi bir çocuk olarak görüyorum. Büyüyen ve meraklı bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Evet, bir çocuk olarak. Çocuk olunca biraz eğlenceli sonra daha fazla oluyor. Evet, çocuk olarak Heraklitos öyle yapmış. Çok soylu biri olmasına rağmen biri. Herkes ondan yönetmesini istemiş ama o yönetim işlerini bırakıp çocuklarla oynuyormuş tüm zamanlarında. Ve insanlardan uzakta yaşıyormuş. Heraklitos Efes'te öyle yapıyormuş. Tabi bunun bir nedeni olmalı. Çocuklar filozoflardır aslında. Çünkü onlar henüz, işte o arkadaşınızın söylediği kalıplar henüz girmemiş. Henüz özgür kimselerdir çocuklar. Bunu bize hatırlatırlar. Çocuk yetiştirenler de bilir bunu. Çocuk yetiştirmenin zorluğu da oradadır. Çünkü ona en basit şeyi öğretmek zorundasınız. Aynı şey, çocuğunuz olursa sanki başka bir atmosfere geçmişsiniz gibidir. Çünkü ona tuvalet ihtiyacınızla nasıl gidereceğini öğretmeyebilirsiniz. Çünkü değişik gezegenlerde yer çekimi farklı olacağı için ya da farklı oranlarda olacağı için çok basit bir şey olan tuvalet ihtiyacını nasıl gidereceğinizi bile orada yeniden ona göre bir teknik geliştirmelisiniz, teknoloji. Aynı ona benziyor. Çocuk demek farklı bir gezegen demek. Her çocuk ayrı bir gezegen. Belki Heraklitos onun için. Kozmopolit bir tavırdan bahseden ilk filozoflardan biri olması nedeniyle bu olmalı. Dünyayı terk etti, toplumu terk etti. Ve insanları çok sert eleştirdi. İnanılmaz. Böyle filozof mu olur diyorsunuz? Fragmanları da okurdum. İnanılmaz. Ağır ve... Yani siz okuduğunuz zaman onun adına özür dilemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir şeyler. Ama ben hak veriyorum. Sürü terimini ilk kullanan filozoftur. İnsanları tanımlarken. Öyle diyebilirim. Diğerlerini onun fragmanlarından görebilirsiniz. Evet, siz lütfen. İsmim Seda. Evet, buyurun. Yani şöyle tanımlayacağım. Yani geçmişten bugüne kendin olan
kendini bilme. Kendisiyle ilgilenmeyi başlamışsınız o zaman. Yolu almışsınız. Sen bir yolculukta burada Sokrates sizi yoldaş olabilir. Martin Heker özellikle bu arama, yolda olma kavramını derinleştiren bir düşünür. Bunu öneririm. Bu kına. Teşekkürler anlatıldığınız için. İletişim. Bir arkadaki arkadaşımız Barış. Yukarıda bir soruyu kaçırdı ama o sırada. Kendini ne olarak görüyorsun? Bu duyduğum cevapları ve hayvan veya madde olarak görenler de var. Aslında düşündüğüm o cevaplardan yola çıkarak da ben hep genelde insandan hakaret anlamında kullanılır ama ayı ile çok özdeşleştirmişimdir. Ayı olarak görüyorsun. Evet. Yani. O zaman Almanya'yı kapsayalım. Ulusal hayvan ayı. Yani böyle etkileyici bir hayvan gibi geliyor bana. Güçlü bir hayvan gibi geliyor. Aynı zamanda yalnız bir hayvan. Yani iş tarafı ondan sonra birçok açıdan kendimi özdeşleştiriyorum. Ayrıca yani güçlü olması en bana motivasyon oluyor. Hem de hani böyle tepede olmak, hiyerarşide tepede olmak gibi derdim yok ama herhangi bir avcısı da yok doğalda. Bağımsız ve özgür bir imaj istiyorum ona. Geri yer olması bana çok hızlı olabiliyor. Bütün bu özelliklerine baktığım zaman böyle kendimi çok özdeşleştirdiğimi fark ettim ondan. Hatta ekran kağıdım olarak böyle bir güzel bir fotoğrafım için yıllardan kullanmıştım. O şekilde öyle bir benzetme yapıyorum hocam. Çok farklı, ilk defa duyuyorum. Kendisine ayağı benzeten. Sözleştirdim. Şöyle ayı ilk akma gelen bal yeme özelliği çok hoş seviyor ve uzun uyuyor. Bir mevsim uyuyakıyor. Evet, uyku bakımından da çok benzeşiyorum hocam. Bana kalsa ben de düşün yazın altta uyudum da. Biyolojik bir saat. Evet, gayet iyi. Bravo sana. Uykuyla daha çok iyi. Ve söyledikler arasında en dikkatimi çeken şey şu oldu, avcısı yok. Genelde sofistler, tüccarlar, politikacılar da avlamaya çalışırlar. Onlar Sokrates'in sofist diyaloğunda bundan bahseder. Ayı'dan bahsetmez ama sen onu ekleyebilirsin. Kendini sofist diyaloğunu okuyarak düşünebilirsin. Çünkü bir tür avcısı olan kimse misiniz? İnsan değil mi? Avcısı var. En basit aşk hayatında bile bir sürü avcılarımız vardır. Evet. Değil mi? Şey var, sen diyelim ki aşık, aşığımız daha az ama daha çok sevgili pozisyonundayızdır. Aşık pozisyonunda olmaktan çok sevgili pozisyonunda olduğumuz için daha çok avcıya maruz kimseler.